hiç düşünmez misiniz? Hiç tefekkür etmez misiniz buyuruyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salat ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba değerli izleyicilerimiz, değerli dostlarımız. Yine bir programda birlikteyiz, beraberiz. Güzel manalar, konularla burada günümüzü, gecemizi, saatlerimizi değerlendirmeye çalışıyoruz, istifade etmeye çalışıyoruz efendim. O yüzden hem dünya hem ahiret hayatı için bizlere zaruret derecesinde lazım olan bilgi ve malumatlarla burada malumat zenginliğimizi arttırmaya çalışıyoruz. İtikatımızı, inancımızı ve bilgimizi arttırmaya çalışıyoruz. Var olan manaların üzerine katlar çıkmaya çalışıyoruz. Âlâ-yı illiğine kadar olan iman ve itikat mertebelerinde yol kat etmeye çalışıyoruz. Rabbim istifade etmeyi nasip etsin inşallah. Yine bugün güzel bir mevzu seçtik. Beraber o mevzunun içerisinde inşallah istifade etmek için çırpınacağız. O istifade manasını hayatımıza tatbik etmeye çalışacağız. Efendim gündemimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Peygamberlere iman rüknü olan o rüknü sağlamlamak, kuvvetlendirmek, var olan o itikadımızın üzerine güzel yeni itikadi manalar inşa etmek. Bugün mevzumuz Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Bakın, imanın rükünlerinden bir tanesinde insanda problem olsa, sorun olsa, itikat noktasında Allah muhafaza etsin, ahiretini kaybedecek. O yüzden imanın altı rüknünün kavi, sarsılmaz ve sağlam bir şekilde bizde bulunması gerekiyor. İkrar edip kalben tasdik ederekten o manayı hayatımıza da yayaraktan hem dünya hem ahiret saadetine ve Cenab-ı Rabbül Alemin'in marziyatına, rızasına kavuşacağız efendim. Bu çok önemli. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini tasdik, geçmiş kitaplardan, İncil'den, Zebur'dan, Tevrat'tan ve diğer suhuflardan misaller getirerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı, fevkalhat peygamberliğini, tasdik manasını iyice aklımıza ve kalbimize yerleştireceğiz efendim. Bakın, geçmişten günümüze çok güzel bir şekilde tahrif olmuş olmasına rağmen o hak peygamberlere gönderilen hak kitaplar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismini taşımışlar. Bugün onu konuşacağız. Bugün o delilleri ortaya koyacağız. Bugün bakacağız ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gerçekten hak peygambermiş, bir derece daha itikadımın üzerine itikat bina edildi diyeceğiz efendim. Allah'ın izniyle. Okuyorum bakın. 19. mektup Mucizat-ı Ahmediye'den 16. nükteli işaretten efendim okuyacağız. İçerisindeki manaları bugün beraber anlamaya ve paylaşmaya çalışacağız. Nas-ı Kur'an'la Tevrat, İncil, Zebur ve Suhuf-ı Enbiya'nın, peygamberlere gelen sahifelerin Nübüvvet-i Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'a dair verdikleri haberlerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine dair verdikleri haberlerdir bugünkü mevzumuz. Evet, madem o kitaplar semavidirler, Cenab-ı Rabbül Alemin onları göndermiş ve madem o kitap sahipleri enbiyadırlar, peygamberdirler, elbette ve herhalde onların dinlerini nesheten ve kainatın şeklini değiştiren ve yerin yarısını getirdiği bir nur ile ışıklandıran bir zattan bahsetmeleri zaruri ve kat'idir. Bütün dünyada ses getirecek, İslam dinini yayacak olan
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsetmeleri zaruri ve kat'idir. Bakın efendim, büyük dağlar çok uzaklardan görünür. Onlar çakıl taşı değildir. Onlar çakıl taşı olsa görünmez. Göründükleri için büyük dağlar hükmündedirler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam binlerce yıl öncesinden görünmüş. Çünkü çok azametli. Getirdiği din bütün dünyayı saracak bir din. Cenab-ı Rabbül Alemin son dini, son peygamber, Hatemül Enbiya olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elbette büyüklüğü nispetinde binlerce yıl öteden gözükecektir efendim. O küçük bir çakıl taşı değil, o devasa bir dağ hükmündedir. Elbette görünecek. Evet, küçük hadiseleri haber veren o kitaplar, nevi beşerin, insanlığın en büyük bir hadisesi olan hadise-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam haber vermemek kabil midir? Küçük meseleleri haber veren o suhuflar, Tevrat, İncil, Zebur, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi o devasa büyük hadiseyi haber vermemesi hiç mantıklı mıdır? Elbette haber verecektir ve vermişler de hamdü senalar olsun. Bakın işte madem bilbedaha haber verecekler, ap açık o kitaplar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı haber verecekler. Herhalde ya tekzip edecekler ta ki dinlerini tahripten ve kitaplarını nesten kurtarsınlar veya tasdik edeceklerdir ki ta ki o hakikatli zat ile dinleri hurufattan ve tahrifattan kurtulsun. Halbuki dost ve düşmanın ittifakıyla tekzip emaresi hiçbir kitapta yoktur. Öyleyse tasdik vardır. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsediyor olmaları, kendi getirdikleri o günkü Allah'ın hak dininin bitmesi demek. Temsilcilerler. Getirdikleri dini temsil ediyorlar. Cenab-ı Rabbül Alemin'in ihsan ettiği kitabı temsil ediyorlar. Ama o kitap gelecek bir zatı haber veriyor. Gelecek farklı, yeni, hak dini haber veriyor. Gelecek o dini haber vermesi kendi kitaplarının ve kendi dinlerinin biteceğinin işaretidir. Buna rağmen yalanlamamışlar, doğrulamışlar ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı müjdelemişler, haber vermişler efendim. Madem mutlak bir surette tasdik vardır, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı mutlak bir surette kitaplarında tasdik vardır ve madem şu tasdikin vücudunu iktiza eden kat'i bir illet ve esaslı bir sebep vardır, biz dahi o tasdikin vücuduna delalet eden üç hüccet-i kat'a ile ispat edeceğiz. Madem bu kitaplar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdik ediyorlar, biz de bu kitaplardan bahsedilen ayetleri önümüze getirip gözümüzle göreceğiz efendim. Aklımızla ve kalbimizle de tasdik edeceğiz. Çünkü birazdan inşallah programımızın ilerleyen dakikalarında Tevrat'tan, İncil'den, Zebur'dan ve Suhuf'lardan öyle ayetler ortaya koyacağız ki bakacağız net bir şekilde ifade etmiş. Net bir şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı müjdelemiş, binlerce yıl öncesinden haber vermiş ve günü geldiğinde de haber verdiği mesele vuku bulmuş. İnsan 5 dakika sonra ne olacağını bilemiyor ve ne olacağını bilemezken binlerce yıl sonrası için ismiyle, cismiyle, resmiyle doğacağı mekan, hicret edeceği mekan itibariyle haber verilen bir zat eğer çıkmışsa bu kitap nasıl tasdik edilmez? Bu kitabın hak söylediği söz olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve İslamiyet dini nasıl kabul edilmez efendim? Nasıl? O yüzden inadın gözü kördür, meleği şeytan gösterir. İşte küfrü inadiyi kırıp itikat cihetinde aklımızı ve kalbimizi açacağız İslamiyet'e. Kişinin cüz'i iradesini kullandıktan sonra kalbine ilhak edilen nurdur iman. O yüzden
Biz cüz'i irademizi kullanacağız. İtikad cihetiyle de Cenab-ı Rabbül Alemin bizim kalbimizi açacak ki iman etmiş, kamil bir mümin seviyesine çıkacağız. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çürütmeye, yalanlamaya çalışan çok kesimler var efendim. Allah onların şerrinden İslamiyet'i ve bizleri muhafaza etsin efendim. Evet, bakın. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ın lisanıyla onlara der ki, kitaplarınızda benim tasdikim ve evsafım vardır. Kitaplarınızda benim vasıflarım vardır. Benim beyan ettiğim şeylerde kitaplarınız beni tasdik ediyor. Benim hak olarak Cenab-ı Rabbül Alemin'in izniyle size getirdiğim şeylerde kitaplarınız beni tasdik ediyor. Size ne oluyor da diyor, inanmıyor ve itikad etmiyorsunuz. Diğer din tabilerine söylüyor. Ne oluyor size? Niye görmezden geliyorsunuz? Niye bunun üzerini kapatmaya çalışıyorsunuz? Bakın, Tevrat, İncil ve Zebur'un ibareleri Kur'an gibi icazları olmadığından hem mütemadiyen sürekli tercüme ve tercüme üstüne olduğundan pek çok yabani kelimeler içlerine karıştı. Hem müfessirlerin sözleri ve yanlış tevilleri onların ayetleriyle iltibas edildi. Hem bazı nadanların ve bazı ehli garazın tahrifatı da ilave edildi. Sonra şu surette o kitaplarda tahrifat, tağyirat çoğaldı. Hatta Şeyh Rahmetullahi Hindi meşhur Kütüb-ü Sabıka'nın binler yerde tahrifatını keşişlerine ve Yahudilere, o ulemalara ispat ederek o manaları ispat etmiştir. Yani eşittir şunu söylüyor. İncil, Tevrat, Zebur o dönemin insanları, alimleri tarafından tahrif edilmiştir, değiştirilmiştir. O değiştirilmeler ispat edilmiştir ama kabul etmiyorlar. Dedik ya, inadın gözü kördür, meleği şeytan gösterir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamber olarak Arap topluluğunun içerisinden çıktıktan sonra niye İsrailoğullarından peygamberlik vazifesi alındı diye hasitliklerinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine çok gitmişler yok etmek için. Kabullenememişler, hazmedememişler. O mana itibariyle kitaplarında da ismini çıkarmak gibi bir yolu ihtiyar etmişler, seçmişler. Bakın, işte bu kadar tahrifatla beraber çok tahrif edilmiş, çok değiştirilmiş kitapları. Bakın, bu kadar tahrifatla beraber şu zamanda dahi meşhur Hüseyin-i Cisri rahmetullahi aleyh o kitaplardan 114 delil-i nübüvveti Ahmedi aleyhissalatü vesselam çıkartmıştır. Düşünebiliyor musunuz? Değiştirilmiş, tahrif edilmiş olmasına rağmen diğer dinlerin kitapları Hüseyin-i Cisri 114 tane Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan haber veren ayetler çıkartmıştır. Risale-i Hamidiye isimli kitabını yazmıştır. Risale-i Hamidiye. 114 tane Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahseden ayetleri bu kitapta toplamış. Arzu eden, dileyen bu kitaba müracaat edip delilleri ne yapabilir? Gözüyle görebilir. Biz burada birkaç numunesini vaktimiz el verdiği nispette vermeye çalışacağız efendim. Bakın, hem pek çok Yahudi uleması, Yahudi alimleri ve Nasara uleması İkrar ve itiraf etmişler ki, doğrulayıp itiraf etmişler ki, kitaplarımızda Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam'ın evsafı yazılıdır. Yahudi ve Hristiyan alimleri bunu doğruluyorlar. Kitaplarımızda diyor, Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıfları diyor, net bir şekilde vardır. Evet, gayrimüslim olarak başta
meşhur Rum meliklerinden Heraklit itiraf etmiş, demiş ki evet, İsa aleyhisselam Muhammed aleyhisselatü vesselam'dan haber veriyor. Heraklit itiraf ediyor ki İsa aleyhisselam Muhammed aleyhisselatü vesselam'dan net bir şekilde haber veriyor. Güzel mi? Evet, güzel. Bize düşen sadece aklımızı ve kalbimizi açıp bu manayı tasdik etmek oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Bakın, yüzlerce yıl öncesinden yüzlerce yıl sonra gelecek zat haber veriliyor. Çok güzel. Bakın, hem Rum Meliki Mukavkıs namında Mısır hakimi ve ulema-i Yahud'un en meşhurlarından İbni Süriya ve İbni Ahtab ve onun kardeşi Ka'b bin Esed ve Zübeyir bin Batıya gibi meşhur ulema ve reisler gayrimüslim kaldıkları halde ikrar etmişler ki, İslamiyet'i kabul etmedikleri halde doğrulamışlar ki evet, kitaplarımızda onun evsafı vardır. Kitaplarımız ondan bahsediyor. Sübhanallah. Kitaplarımız ondan bahsediyor. İtiraf etmişler. Ne güzel ya. Bakın, hani bunu bir Müslüman söylese, yani inancından, itikatından, yandaşlığından, tesir altında kaldığından bunu böyle söylüyor denilebilir. Ama az önce isimlerini saydığımız o melikler, alimler, krallar İslam'a girmedikleri halde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarında bahsi geçtiğini itiraf ediyorlar. Müslüman olmayan birinin itiraf etmesi bizim, bakın ne yapıyor? İtikadımızı arttırıyor, inancımızı arttırıyor. Gayrimüslim birinin bunu tasdik etmesi. İnanmıyor ayrı mesele, kabul etmiyor ayrı mesele. Gerek saltanatım gitmesin diye kabul etmemişler, gerek kabul edip gizlemişler, gerek inadından kabul etmemişler. O onların şahsi problemidir. O onların kişisel sorunlarıdır. Bizim sorunumuz kabul edememek gibi bir sorun. Birçok kardeşimiz, din kardeşimiz bu manada vartaya düşüyorlar efendim. Bakalım, aklımızı başımıza alalım, görelim, inceleyelim. Biz hakikate ulaşamamış olabiliriz. Düşünce yapımız, sorunları kendi alemimizde çözemiyor oluşumuz, cevaplarını bulamamış oluşumuz, bakın bizi o batıl, inançsız manasının içerisinde tutuyor. Biz buradan sıyrılabiliriz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin, hakkaniyetinin delilleri çoktur efendim. Hem de sayısı belirsizdir. Bakın, hem Yahudilerin meşhur ulemasından ve Nasara'nın meşhur kıssislerinden Kütüb-ü Sabıka'da Evsaf-ı Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam gördükten sonra inadı terk edip imana gelenler evsafını Tevrat ve İncil'de göstermişler. Bak, bunlar da inadını kırıp Efendimiz aleyhissalatü vesselama tabi olanlar. Ve niye dinlerini bırakıp da hak din olan İslamiyet dinine geçtiklerini de kendi kitaplarında göstermişler bakın. Ve sair Yahudi ve Nasara ulemasını onunla ilzam etmişler. Diğer Yahudi alimlerini ve Hristiyan alimlerini kendi kitaplarındaki delillerle ilzam etmişler. İşte biz bundan dolayı, burada yazan meseleden dolayı, ayetten dolayı biz onu tasdik ediyoruz. Biz onun dinine geçiyoruz. Biz hak dine geçiyoruz. Siz batıldasınız demişler. Güzel. Çok güzel. İşin ehlinden böyle bir şey çıkıyor olması insanın itikadını ziyadeleştiriyor. Meselenin sağlamlığını ortaya koyuyor. Çok önemli bir şey. Çünkü o kitaplarından manayı çıkarıp tasdik edenler alim insanlar. Dalında uzman, işin profesörü. Şak diye görüyor meseleyi. Farkına varıyor.
ayırt edebiliyor. Bu güzel. Bu kısım çok güzel efendim. Bakın. Hele bakın size Tevrat'tan müthiş bir ayet okuyacağım şimdi bakın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdik eden, dinleyin bakın çok güzel. Muhammed Allah'ın Resulüdür sallallahu aleyhi ve sellem. İsmini veriyor. Allah'ın Resulüdür diyor. Peygamberliğini tasdik ediyor. Devam ediyor. Mekke onun doğum yeridir. Efendim? Nerede doğacakmış? Mekke'de doğacakmış. Doğacağı yere kadar söylüyor. Çok dikkat. Medine onun hicret yeridir. Hicret edeceğine kadar ve nereye hicret edeceğine kadar söylemiş. Şam onun mülküdür. Oraları alacağını haber vermiş. Ümmeti ona hamd edendir. Ve Allah'ını tasdik edendir. Sübhanallah. Peki soruyorum şimdi bu kadar net, açık delillerle Tevrat gibi hak bir kitap Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı beyan eder de ismiyle, cismiyle, resmiyle, doğum yeriyle hicret edeceği yere kadar, alacağı topraklara kadar bize ne oluyor da biz itikadımızda sorun yaşıyoruz? Nedir bu inat? Sorun nerede? Problem nerede? Nefsimizin ibadet etmek istemeyişinde sorun. Problem buradan çıkıyor. Nefsimiz ibadet etmek istemiyor. Zor geliyor. Bakın, zor geliyor. Allah Allah. Çok ilginç. Çünkü itikad etse, kişi inansa, teslim olsa namaz gelecek, oruç gelecek, zekat gelecek, hac gelecek. Allah Allah. Olaya bak. İşte bu şahsın işine gelmiyor. Bakın, birçok manada inanç ve itikat noktasında noksaniyeti olan insanlarla karşılaşıp bu manalarda münazaralarımız oldu. Aklı teskin oluyor. İtiraz edecek yanı kalmıyor. Mesele o kadar açık ki onu inkar etmek artık ahmaklık oluyor. Kendileri de bunu itiraf ediyorlar zaten. Sığındıkları son nokta. Ama kalbim tasdik etmek istemiyor diyor adam. Kalbim tasdik etmek istemiyor. Kalbim inanmak istemiyor. Sebebi az önce açıkladık. O yüzden bırakın kalbim tasdik etmiyor meselesini. Akıl noktasında ispat edilmişse bir mesele, reel gerçekler, deliller ortaya sunulmuşsa, orada nefse artık susmak düşer. Yoksa o susturamadığın nefis, teslim alamadığın nefis, senin hem dünya hem ahiret saltanatını parçalayacak. Mutluluğunu yok edecek. Bizim hatırını saydığımız nefis, Allah aşkına bir bakın. Nefis dediğimiz şey vücuttur. Vücut. Yemek isteyen odur, yatmak isteyen odur, üşengeç olan odur, tembel olan odur. Ya Allah aşkına, kainatın sahibi, senin de nefsini yaratan bir zatın hatrı var. Bu tarafta da yıkanmadığı zaman kokan, tıraş olmadığı zaman ağzı yüzüne karışan, bakın terlediği zaman perişan olan, karnındaki gazı tutamayan bir nefis var burada. Mutlak nezih, kainatın sahibi, yaratıcımız olan Allah Celle Celaluhu'nun hatrı, bir de bakımsız kaldığında rezil bir halde olan, hiç istekleri bitmeyen bir nefisin hatrı var. O yüzden kimin hatrını sayıp kimin hatrını dinleyeceğimizi iyi ayırt etmemiz gerekiyor. Bak burada iyi ayırt etmek gerekiyor. Akıl etmek gerekiyor, tefekkür etmek gerekiyor. İyi düşünmek lazım bu meseleyi. İyi analiz etmek lazım.
Cenab-ı Rabbül Alemin ahiret yurdunu müjdeliyor, beşaret ediyor. Nefis hiçbir şey müjdelemiyor. Şeytan hiçbir şey vaat etmiyor. O yüzden vaadi mutlak, sadıkul vaadil emin olan Cenab-ı Rabbül Alemin'in hatrını bu alçak nefis için çiğnemeyeceğiz efendim. O yüzden aklım sustu diyor, kalbim iman etmek istemiyor. Çünkü arkasından ibadet gelecek. İşte o nefsin ibadetten kaçarken bizim hem dünya hem ahiretimizi yakmasına fırsat vermeyeceğiz efendim. Kesinlikle vermeyeceğiz. El ele verip, omuz omuza verip bu şeytanın ve nefsin bizim üzerimizde oynadığı oyunları bitireceğiz efendim. Bu çok basit. Bu benim bizim elimizde olan bir şey. Cenab-ı Rabbül Alemin bunu aşabilecek gücü ve kudreti bize ihsan etmiş. Teklifi mala yutak yoktur. Bizim yapamayacağımız şeyler bizden istenilmemiştir. Ve sizin kaldıramayacağınız şeyleri size yüklemedim diyor Cenab-ı Rabbül Alemin. Bize istediği şeyler ve sunduğu imkanlar yerine getirebileceğimiz şeyler efendim. Bu noktada bir mutmain olalım ki inşallah kalbimiz inanmak istemiyor cümlesinden kurtulalım efendim. Bakın Tevrat'ın 5. kitabının 33. babında şu ayet var. Hak Teala Tur-i Sina'dan ikbal edip bize Sair'den tulu etti ve Faran dağlarında zahir oldu. Bakın Tevrat'taki bu ayeti şu an içine gireceğiz, anlamaya çalışacağız. İşte şu ayet nasıl ki Tur-i Sina'da İkbal-i Hak fıkrasıyla nübüvvet-i Museviye'yi, Musa Aleyhisselam'ın peygamberliğini, Tur-i Sina'da biliyorsunuz Cenab-ı Rabbül Alemin'le görüşmüşlüğü var. Ve Şam dağlarından ibaret olan Sair'den Tulu-i Hak fıkrasıyla, bu ne demek istiyormuş? Nübüvvet-i İseviye'yi ihbar ediyor. İsa Aleyhisselam'ın peygamberliğini haber veriyor. Musa Aleyhisselam'ı, İsa Aleyhisselam'ı peygamberlikleriyle birlikte haber veriyor. Öyle de bil ittifak. Hicaz dağlarından ibaret olan Faran dağlarından zuhur-u hak fıkrasıyla da biz zarure Risaleti Ahmediye'yi haber veriyor. Tevrat, Faran dağlarından çıkacak o hak manasıyla da Faran dağlarının bulunduğu Hicaz'daki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini tasdik ediyor, haber veriyor efendim. Bakın, Eşiya peygamberin kitabında 42. babında şu ayet vardır. Hak Sübhanehu ahir zamanda, bakın çok dikkat edin. Hak Sübhanehu, kusursuz olan Allah, ahir zamanda kendinin istifa gerde ve berguzedesi kulunüsü bahsedecek ve ona ruhul emin Hazreti Cibril'i yollayıp dini ilahisini ona talim ettirecek. Hak dinini yaymak için biraz tabirlerde, ibarelerde bizim anlayamayacağımız tabirler var. O döneme ait eşittir. Cenab-ı Rabbül Alemin hak dinini diyor yaymak için o peygamberine Cebrail Aleyhisselam'ı gönderecek ve dinini onunla talim ettirecek. Ve o dahi ruhul eminin talimi veçhiyle Nas'a talim eyleyecek. O da insanlara Cebrail Aleyhisselam'ın öğrettiğini talim ettirecek. Ve beynen Nas hak ile hükmedecektir. İnsanlara hak ile hükmedecektir. Bakın, Mişail Eşiya diğer ismiyle Aleyhisselam, yani milattan önce 850. yıllarda yaşamış bir peygamber. Miha isminde kitabı var. Burada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı haber verirken dikkat çeken bir nokta daha var. Bakın, meleklere iman rüknü var ya bizde, meleklere iman, meleklere inanmak. Melekleri de kabul etmeyenler var mesela.
Biz imanın altı rüknünün altısını da kabul etmek zorundayız. Meleklere de iman etmeyenler var. Ama burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber verirken Miha kitabında Cebrail Aleyhisselam'ı da haber veriyor. Meleği haber veriyor. Vahiy meleğini haber veriyor. Yani meleklere iman rüknünü de tasdik ediyor. Bakın burada güzel bir mana. Ya. O bir nurdur. Halık-ı Zülcemal onu çıkaracaktır. Rabbin bana kablel vuku bildirdiği şeyi ben de size bildiriyorum. Cenab-ı Allah diyor bana bildirdi. Ben de bu manaları size bildiriyorum diyor Eşiya Peygamber aleyhisselam. İşte şu ayet gayet sarih bir surette ahir zaman peygamberi olan Muhammed aleyhisselatü vesselamın vasıflarını net bir şekilde beyan ediyor. Çok güzel bakın. Mişail namıyla müsemma Mihail peygamberin kitabının 4. babında şu ayet var. Neymiş bakalım o? Ahir zamanda bir ümmeti merhume kaim olup orada Hakk'a ibadet etmek üzere mübarek dağı ihtiyar ederler. Ahir zaman çok ilginç. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam demek ki ahir zaman peygamberiymiş. Son peygambermiş. Mihail Aleyhisselam bunu kitabında haber verirken beyan ediyor. Ve ne diyor bakın? Mübarek dağı ihtiyar ederler. İbadet ederken mübarek bir dağı seçerler. Ve her iklimden orada birçok halk toplanıp Rabbi Vahide ibadet ederler. Onlar Allah'a şirk koşmazlar. O dağda ibadet etmeleri onların şirki değildir. Çok ilginç. İşte şu ayet zahir bir surette açık bir şekilde dünyanın en mübarek dağı olan Cebeli Arafat, hacılarımızın çıktığı, hac zamanı dua ettiği, acaba günahım affolunmuş mu diye düşünmenin bile günah olduğu o dağı M.Ö. 850. yıllarda yaşamış Mihail Aleyhisselam haber veriyor efendim, haber. Bakın ve diyor ki bakın o dağda onların ibadet etmeleri şirk değildir. Sübhanallah. Sübhanallah. Ve bakın Cebel-i Arafat'ı haber veriyor ve orada her iklimden gelen hacıların tekbir ve ibadetlerini ve ümmeti merhume namıyla şöhret şiar olan ümmeti Muhammediye'yi tarif ediyor. Her iklimden ümmeti gelir orada toplanır diyor ya, haccı tarif ediyor. Haccı haber vermiş. Ya, Sübhanallah. Bunlar müthiş deliller. Yeter ki biz görmek isteyelim. Bu pencereden bakmak isteyelim. Bu pencereden bakınca peygamberlere iman, kitaplara iman, meleklere iman rüknünü tasdik eden deliller var içerisinde. Haç meselesini, Arafat'ı bile tarif eden manalar var içerisinde. Daha ne olsun? Daha ne istiyoruz? Daha ne isteyebiliriz ki? O yüzden üzerimizdeki bu gafleti dağıtıp yaşamak istemediğimiz veya yaşamaya gaflet ettiğimiz o hali üzerimizden atıp, o külleri üzerimizden bir silkip İslamiyet ateşiyle ateşleneceğiz. İslamiyeti hakkıyla ve hakkaniyetiyle yaşadığı zaman bir toplum, o toplum kemal bulur. Mükemmeliyete ulaşır. O toplumdan kimseye zarar gelmez. Allah Celle Celaluhu onlarla daim beraberdir. İnşallah o hale gelmeyi Cenab-ı Rabbül Alemin hepimize nasip etsin. İnşallah diyoruz, dua ediyoruz efendim. Evet devam edelim bakın. Süremiz el verdiğince Zebur'dan, İncil'den, Tevrat'tan, Miha kitabından, Suhuflardan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber veren delilleri aktarmaya devam ediyoruz efendim. Zebur'da 72. babında şu ayet var.
Bahirden bahre malik, denizlerden denizlere sahip ve nehirlerden arzın makta ve müntehasına kadar malik ola. Nehirlerden ve dünyanın çok uzak noktalarına kadar sahip ola. Ve kendisine Yemen ve Cezayir mülkü hediye götürle. Bakın, Zebur'dan okuyorum. Kendisine Yemen ve Cezayir mülklerinden hediyeler götürülecek diyor. Ve padişahlar ona secde ve inkiyat ederler. Padişahlar ona tasdik edip tabi olurlar. Ve her vakit ona salat ve her gün kendisine bereketle dua oluna. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ismi zikredildiğinde salavat getireceğimize kadar Zebur haber veriyor bakın. Padişah dahi olsa ona inkiyat edecek, uyacak diyor. O padişah dahi secdeye gidecek. Allah için secdeye gidecek. Bunu haber veriyor. Bakın, ve envar-ı Medine'den mütenevvir ola. Çok ilginç. Envar-ı Medine'den mütenevvir ola. Yani İslam nuru Medine'den yayılacak diyor. Medine şehrinin ismine kadar vermiş. Medine'den hangi din yayıldı? Kim yaydı? İsa Aleyhisselam'dan sonra yalnız ve yalnız İslamiyet ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yayıldı. O zaman bu Zebur ayetleriyle çok güzel bir şekilde bu manayı ifade etmiş. Hadi artık iman etmesen. Hadi artık sen teslim olma bu manaya. Buna nasıl kılıf bulacak inanmak istemeyenler? Bunu neyle yalanlayacaklar? Yalanlamaları yalnız ve yalnız kendilerinedir. İslamiyet güneş gibidir. Göz yummakla gece olmaz. Üflemekle de sönmez efendim. O yüzden gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar. Başkasına gece yapamaz. Gözünü kapatan yalnız kendine gece yapar. Kendi alemini karartır. Başkasının alemini karartamaz. Bu üflemekle söndürülemeyecek Zebur'daki, Tevrat'taki, İncil'deki ve diğer suhuflardaki deliller bizim itikadımızı arttırır efendim. İnat edenin de küfrünü arttırır. O onun kendi şahsi sorunu ve kendi şahsi problemidir. Evet, devam ediyoruz bakın. Hem Türkçe Yuhanna İncili'nin 14. bab ve 30. ayeti şudur. Neymiş bakalım Yuhanna İncili'nin ayeti? Artık sizinle çok söyleşmem. Zira bu alemin reisi geliyor. Ve ben de onun nesnesinin aslı yoktur. İşte alemin reisi tabiriyle fahri alemi tarif ediyor. Fahri alem ünvanı ise Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselamın meşhur ünvanıdır. Ya Yuhanna İncil'inde Efendimiz aleyhissalatü vesselamı mükemmel derecede İsa aleyhisselam haber vermiş. Yine İncil-i Yuhanna bakın 16. bab ve 7. ayeti şudur. Ama ben size hakkı söylüyorum. Benim gittiğim size faydalıdır. İsa aleyhisselam söylüyor bunu. Benim gittiğim size faydalıdır. Zira ben gitmeyince tesellici size gelmez. İşte bakınız, reisi alem, alemin reisi ve insanlara hakiki teselli veren Muhammed Arabi aleyhisselatü vesselamdan başka kim vardır? Evet, fahri alem odur. Alemde övünülecek olan zat odur. Ve fani insanları idam-ı ebediden kurtarıp teselli veren yine odur. Bu dünya hayatı
geçicidir ama ebedi baki cennet yurdunu Cenab-ı Rabbil Alemin sizlere verecek diye insanlara teselli veren Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. İsa Aleyhisselam'dan sonra haber verilen zat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan başka kim olabilir? Var mı o kalıba uyan? Var mı o kalıbın içerisinde yer alabilecek olan? Yok. Ya. Bakın. İşte bu mana itibariyle buradan Yuhanna İncil'inden yine bir parça daha okuyup artık programımıza son vereceğiz. Çünkü bize ayrılan süre sonuna gelmek üzere. Hem İncil-i Yuhanna 16. bab 8. ayet, o dahi geldik de dünyayı günaha dair, salaha dair ve hükme dair ilzam edecektir. İşte dünyanın fesadını salaha çeviren ve günahlardan ve şirkten kurtaran ve siyaset ve hakimiyeti dünyayı tebdil eden Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam'dan başka kim olabilir? İncil'deki İsa Aleyhisselam'ın tarif ettiği vasıflara, gelecek dediği zatın vasıflarına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan başka uyan yok. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hak peygamberdir ve geçmişteki bütün hak kitaplar ondan haber vermişlerdir. Rabbim imanımızı ve itikadımızı ziyadesiyle artırıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sağlam bir ümmet, Cenab-ı Rabbül Alemine tam bir kul olabilmeyi hepimize nasip etsin inşallah. Evet değerli izleyicilerimiz, bize ayrılan sürenin yine maalesef sonuna gelmiş bulunuyoruz. Güzel mevzular eşliğinde haftaya aynı saatte buluşmak ümidiyle sağlıcakla kalın efendim. Hiç düşünmez misiniz? Hiç tefekkür etmez misiniz buyuruyor.